açık. Hiçbir yere gitmeyecek. Çık dedim. Gitmesine müsaade etmiyorum. Konağa getirdiğim bu kız. Karım dediğin. Nihan'ın katilinin kölesi. Konuşacağız. Sen... benim kızımın canını alan hainin kölesiydin. Nasıl girersin bu çatı altına? Hangi yüzle? Hangi cüretle? Ben... Çık dedim sana! Hayırlı olsun. Sağ ol. Bak, ben sana yük olmak istemem. Sadece yani böyle büyük bir şehirde olmak beni çok korkutuyor. O yüzden senin varlığın benim için çok önemli. Arzu, sen tek başına çok şey halletmişsin. Bence senin kimseye ihtiyacı yok. Bak, burası da senin evrak işlerini halledeceğimiz yer. Sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Nihan'ın katilinin kölesini bu konağa getirdin. Bir de tutup Demirhanlı soyadını verdin. Yaptığının izahı olamaz. Ona her baktığında Nihan'ı hatırlamıyor musun? Kardeşinin canını alan adamın esiri, karın olarak bu konağın içinde. Nihan'ın kanı yerde kalmadı. Ama katiline hizmet eden köle burada. Kasten yaptın bunu değil mi? Nihan'ın hatırası diye düşünmüştüm. Ama başka bir şey olduğu aşikar. Başka bir durum yok. Cevap ver o zaman! O kölenin bu konakta ne işi var? Cevaplanması gereken tek bir soru var. O da bir annenin göz göre göre çocuklarını babasından ayırması. Şimdi meselemiz bu değil. Sen hangi konudan bahsedersen bahset, benim meselem her zaman bu olacak. Anne, abi, tartışıyor musunuz? Neden? Cezir'in adını nasıl ağzından kaçırırsın? Seni uyarmıştım. Sözümden çıkma demiştim. Bana itaat etmedin. Sözünüzden çıkmak istemedim. Siz etrafta olmamı söylediniz. Her şeyi berbat ettin. Annem bu işin peşini bırakmaz. Başka ne söyledin? Senin katil olduğunu anlayabileceği bir şey söyledin mi? Demedim. Bir şey demedim, söylemedim. Cezandan kurtulmak için mi yapıyorsun? O yüzden mi annemin yanına gittin? Her şeyi söylemeyi mi düşündün? Katil olduğunu,
Nihan'ı ellerinle zehirlediğini söyleyip kurtulabileceğini mi sandın? Hayır, yemin ederim öyle değil. Yemin ederim bir şey demedim. Başka bir niyetim yoktu, yemin ederim. Kimseyle konuşmayacaksın. Ağzını açıp tek kelime dahi söylemeyeceksin hiç kimseye. Anne, abimle aranızda ne oldu? Hira ile ilgili değil mi? Ne güzel konuşuyordunuz baş başa. Her şey düzeldi. Annem abimin kararını kabul etti diye sevinmiştim. Oysa ki hiç de öyle değilmiş. Neden böyle yapıyorsun anne? Bütün öfken Hira'nın köle olmasına mı? O kızın adını ağzına almaktan seni men ederim. Onunla ilgili hiçbir şey düzelemez. Abin aldığı karardan vazgeçmek zorunda. Orhun'un o kızı buraya getirmesinin başka bir sebebi olduğunu anlamıştım. Nihan'ın katilinin kölesiymiş. Şimdi beni iyi dinle. Feriha abla. Meryem, merak ettim seni. Şimdi geldim, ofise giriyordum. Annem ve Nefes nasıllar? İyiler ikisi de. İkisi de bana emanet, merak etme. Asıl sen nasılsın? Sonunda güvendiğim bir işim var. Annemle kızıma bakabileceğim. Aa, Meryem abla. Şimdi kapatmam lazım abla, ben seni daha sonra arayayım. Nasılsın? İyi misin? Annen nasıl? İyi oldu mu? Ya ama Nefes'i getirmemişsin. Nerede o şimdi? Hastanede mi kalıyor yoksa? Yoksa annen hastaneden çıktı mı? Annem iyi. Çıkmadı daha eve. Nefes de elbet bir gün getiririm ofise. Hemen çalışmaya başlıyor musun? Sigortam başladığı için gelmek istedim. Hak geçmesin değil mi? Seninle çalışacağımız için gerçekten çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Senden böyle çok olumlu bir enerji alıyorum. Hem Kenan abi bir karar almış. Çok önemli bir kararmış. Yani sen de şimdi geldiğine göre belki de beni daha da meraklandırmadan bugün söyler. Madem öyle hayırlı uğurlu olsun. Her derde deva ama mütevazı. Ofisimize hoş geldin. Hadi bakalım artık. Halledemediniz mi hala? Orhun Bey yaklaşıyoruz, az kaldı. Artık sabrım kalmadı. O pilotu bir an önce bulun bana. Yarına kadar süreniz var. Senin canilini öğrenebilecek tek kişi eski pilotun. Vedat'ın arkadaşı üstelik. Onun sayesinde herkes öğrendi senin köle olduğunu. Bir de gidip kendi ağzına Cesar'ın adını verdin. Senin geçmişini öğrenmek isteyen birinin pilotu bulmasını göze alamam. Senin cezanı kesme hakkımı kimse elimden alamaz.
çıkıyorum. Ben yokken odadan dışarı adımını atmayacaksın. Kimseyle de konuşmayacaksın. Ne annemle ne de başkasıyla. Tek kelime konuşmayacaksın. Anladın mı? Çaylarımızda hazır. Meryem abla. Meryem abla. Şebnem. Şebnem benim yardımcım. Arzu da İstanbul'a yeni geldi. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Kek var, kurabiye var, bir şeyler hazırlamıştım. Yemek ister misiniz siz de? Çok teşekkür ederim. Zahmet vermeyeyim ben size. Aa, olmaz mı öyle? Bir bardak çay koyayım. Hem zaten artık Arzu var. Yakında mutlu haberlerini herkese ilan edeceğiz inşallah. Kenan abi bir karar almış. Çok önemli bir kararmış. Yani sen de şimdi geldiğine göre belki de beni daha da meraklandırmadan bugün söyler. Merhaba, ben Meryem. Memnun oldum. Arzu bende. Senin ne işin var? Bu da hastanede olman gerekmiyor mu? Annemin yanında Feriha abla var. Ve annen iyileşene kadar hastanede olsaydın daha iyi olmaz mıydı? Her şeyi ayarladım, sıkıntı yok. Efendim abla. Kek yaptım. İşlerinizi hallettiyseniz hadi gelin yiyin soğumadan. Tamam, geliyoruz. Ablam kek yapmış da bizi çağırıyor. Aa, tamam. Hadi gidelim. Görüşürüz. Çok güzel kız ama değil mi? Cık. Yalnız bence tam Başak. Kesin Başak. Titiz, zor beğenen. Ay kesin Başak. Meryem abla hiçbir şey yemedin sen. Afiyet olsun. Elindekine. Ne görüyorsun? Kaba. Çelimsiz. Nereden geldiği belli olmayan bir ağaç parçası. Bak bakalım anlayabilecek misin? Hangi güneşlerde kavrulmuş? Hangi fırtınalara dayanmış? Nelere katlanmış? Kadere bak.
Şimdi burada senin elinde şekil bulmak için yeniden acılara katlanacak. Keseceksin. Yontacaksın. Canı acıyacak. Dur, yapma diyemeyecek. Allah Allah. Neye, niçin katlanacak bu acılara? Nasıl bir şey yapacaksın bakalım? Bu kaba saba görünen, yeri yurdu belli olmayan bu güzelim ağaç parçasında. Hadi. Başla bakalım. Ama dikkat et. Horlama. Çatlamasın ellerin. Annem onun Cezar'ın yanından geldiğini öğrendi usta. Bu işin peşini bırakmaz. Biliyorum. Olayın aslını öğrenene kadar araştırır. Dilini tutamadı. Kendi ağzıyla söyledi Cezar'ın adını. Böyle bir şey yapacağını tahmin etmeliydim. Benim hatam. Her ustanın kendine göre bir tekniği, bir dili vardır. Sen hangi dili kullanıyorsan elinden çıkan da onun şeklini alır, o dili konuşur Demirhan. Her ağaç içinde nice sırlar saklar. Eğer keskini doğru yere, doğru şekilde vurursa sırlarını döküverir ortaya. Ama dinlemeyi bilmezsen duyamazsın. Önce ağacı dinlemeyi öğrenmen gerek. Hira'da tıpkı senin şekil vermeye çalıştığın o ağaç gibi hayatını senin ellerine teslim etmiş. Biliyorum. Öfken büyük. Acın derin ama bana öyle geliyor ki bir gün Hira'nın özüne ulaşacaksın. Onun bile tam farkında olmadığı bir öz. Orada başka bir şey bulacaksın Demirhan. Thank you.
Nefes nasıl ısrar etti gitmemek için, görmen lazımdı. Yastığını düzelteyim mi, iyi misin? İyiyim kızım. Yoruldun sen de. Dinlen biraz. İlaçlarını verdiler değil mi? Verdiler. Heba ettin kendini be yavrum. Kurban olayım, otur şöyle. Az özlem giderelim. Tamam anne. Nasıl geçti günün yavrum? Yoruldun mu çok? Yok. Meryem. Kenan'ın orada işe başlamışsın kızım. Feriha söyledi. Nasıl olacak böyle anne? Bir şey olacağı yok. Kenan sadece benim işverenim. Ben de onun çalışanıyım. O kadar. Benim asıl derdim Vuslat kızım. Biliyorsun. Vuslat ablayla konuştum. Ya ne dedi? Kenan'ın o eski defteri kapattığını söyledi. O da ikna olmuş son. Yine de çok zor bir kızım. Her gün aynı yerde burun buruna birbirinizi görmek. Nasıl olacak böyle anneciğim? Sen bana güven anneciğim. Tam tersinin olması imkansız zaten. Abla, her şey yolunda mı? Evde Arzu varken konuşmak istemedim. Meryem işe başlamış burada. Merak etme, o defteri kapattığını biliyorum. Aynı şeylerden tekrar bahsetmeyeceğim. Aynı şeyleri söylemekten de, dinlemekten de bıktım. Arzu iyi kız. Hem memleketlimiz. Tanıdığımız, bildiğimiz insan. Okumuş etmiş, hanım hanımcık. Sen de kaç yaşına geldin? Yuva kurma yaşın geldi de geçiyor. Abla bak sakın. Kızın yanında da böyle şeyler diyeyim deme. Tamam, öyle bir şey olmayacak. Yok yere gidip kızın aklını bulandırma. Neden olmayacakmış? Madem o defteri kapattın, yeni bir sayfa açtığına ikna et beni. Abla! Madem o kızı mazide bıraktığında beni inandırmak istiyorsun, o zaman Arzu'yla bir çay içersin. Meryem'i unuttuğuna beni ancak böyle ikna edebilirsin. Hadi sana iyi geceler. Korkutmadım değil mi? Abim de yok ya. Kız kıza biraz konuşuruz dedim. Ben yokken odadan adamını dışarı atmayacaksın. Kimseyle de konuşmayacaksın. Annem kölelik olayını söylediğinde nasıl üzüldüm anlatamam. Hala dünyada böyle şeyler var mı diye çok şaşırdım. Kim bilir ne acılar çektim. Biliyorum.
Annem zor bir insan. Senin de üzerine çok geliyor, farkındayım. Ama burada güvendesin. Bunu sakın unutma. Artık burada yeni bir hayata başladın. Abim var. Ben de her zaman sana destek olmaya hazırım. Seni tutanların elinden nasıl kurtuldun? Abim sayesinde mi? Ben kaçıyordum. Orhun Bey. O beni kurtardı. Peşimdekilerden. Hayatımı kurtardı. Ona bir can borcum var. Abi hoş geldin. Biz de Hira ile sohbet ediyorduk. Sen tam bir kahramansın. Hira'nın hayatını kurtarmışsın. Abi, iyi misin? İyiyim. Biraz yoruldum sanırım. Geç oldu. Artık yatsak iyi olur. Tamam o zaman. Sonra devam ederiz. İyi geceler size. İyi geceler. İyi geceler. Geceler. Sana odadan çıkmayacaksın, kimseyle konuşmayacaksın demedim mi? Ben bu durumu görmesin diye. Neden burada? Dışarıda duruyordu. Kupkuru olmuş. Yat. Gel. Bak sana ne aldım. Bu da nereden çıktı? Burada olmadığım zamanlarda beni hatırlayacağım bir şey olsun istedim. Fazla uğraştırmaz ama. Arada su versen yeter. Onun hayat senin ellerinde. Unutma. Onun hayat senin ellerinde. Unutma. Hira da tıpkı senin şekil vermeye çalıştığın o ağaç gibi hayatını senin ellerine teslim etmiş.
Hem zaten artık Arzu var. Yakında mutlu haberlerini herkese ilan edeceğiz inşallah. Madem o defteri kapattın, yeni bir sayfa açtığını ikna et beni. Holding'e gideceğim. Kıyafetlerimi hazırla.
Nedir durum? Nasıl hala bulamadınız? Bulun artık şu pilotu. İçeriksiz herifler. Sen de benimle geliyorsun. İtaatsizliğinle her şeyi mahvediyorsun. Hiçbir şeyi beceremediğin için benimle geleceksin. Yeni bir kriz daha istemiyorum. Hadi, çabuk ol. Çıktı mı? Birazdan çıkacak. O çıkar çıkmaz aracımızı hazırlattıracağım. Arzu ettiğiniz üzere Vedat Bey'le de görüşmeniz için gerekli ayarlamalar yapıldı. Bakalım Vedat başka neler anlatacak. Erken gelmişsin. Evet, geç kalmak istemedim. Günaydın. Erkençsin Meryem abla. Günaydın. İnşallah kahvaltı etmemişsinizdir. Size simit aldım. Fırından yeni çıkmış. Oh, sıcak sıcak. Günaydın Şebnem. Günaydın. Bir tane de fazladan aldım. Belki Arzu abla burada olur diye düşündüm. Şebnem. Meryem bugün seninle gelsin. Noterdekilerle, adliyedekilerle tanışır. Belki lazım olur. Olur abi. Sana kahvaltı hazırlayayım mı çıkmadan? Simit ister misin? Yok ben yemeyeceğim. Çıkmam lazım. İşim var. Yine sormayı unuttum. Gitti öyle. Aldığı karar neydi acaba? Acaba Arzu ile ilgili bir şey miydi? Ulan neyse. Bunları bir an önce yiyelim de biz de geç kalmadan çıkalım. Hafife teyzeciğim, çok özür dilerim sizden.
Yaptığım affedilebilir bir şey değil. Ne olur büyüklük yapıp affedin beni. Sizin gibi yüce gönüllü biri elbet merhamet gösterir. Yeter. Buraya bunları duymak için gelmedim. Oruna yapmayı yeltendiğin şey için asla seni affetmeyeceğim. Neden geldiniz o zaman? Bana kızı anlat. Onun hakkında ne biliyorsun? Köle bir gelininizin olması canınızı sıkmış olmalı. Tabii sizin gibi bir aileye hiç yakışmıyor değil mi? Bunu nereden öğrendin? Hastaneden haber geldi Orhun Bey. Bağışta bulunduğumuz SMA hastası bebeğin tedavisi tamamlanmış. Başka? Hastane basına yapılacak olan açıklamada tedavinin yapılmasını sağlayan kişi olarak isminizi kullanmak istiyor. En başta adımın geçmemesi için uyarmıştım. Bu şekilde devam edecek. Tamam, bu şekilde iletirim kendilerine. İstanbul'da olduğu kesinleşti. Çemberi daraltmaya çalışıyoruz. Yakaladığınız zaman haber verin. Emredersiniz Orhun Bey. Yakalanmasıyla bu mesele kapanacak. Nihan'ın katil olduğunu yalnızca ben bileceğim. Cezan kimseye kalmayacak. Gidiyoruz. Hanımefendi süre doldu. Bana Orhun'un eski pilotunu bul. Kolay gelsin. Vuslat abla yemek gönderdi. Zahmet etmişsin ya buraya kadar. Kendisi getirecekti aslında ama yan komşunuz geldi oturmaya. Öyle olunca benden rica etti. Teşekkür ederim. İşler bitsin ondan sonra yerim. Ablan söylemişti böyle cevap vereceğini. İşlerine çok kaptırıyormuşsun kendini. Öğün atlıyormuşsun. Sıkı sıkı tembihledi beni. Ben hemen hazırlarım bunları. Koyarım bir tabağa tamam. Bak yemezsen vallahi Vuslat abla çok kızar bana.
kaybettim. Yine kaybettim. Ofiste unuttum, ofiste. Alo, Kenan abi. Kenan abi, sen şimdi bana kızacaksın ama şu veraset ilamı dilekçesi var ya hani. Acaba diyorum o ofiste kalmış olabilir mi? Kırmızı dosyanın içinde. Buldum abi, buldum. Buldum, çantadaymış. Senin yüzünden abi hep önemli bir haber vereceğim diyorsun. Söylemiyorsun sonra. Sonra Şebnem'in aklı nerede? Ben merak ediyorum. Söylesene o zaman. Harika haber bu. Müthiş. Tamam, bunu kutlayalım o zaman. Süper. Tamam, görüşürüz o zaman. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim Meryem abla ya. Sen de çok dikkatliymişsin yalnız. Bu arada Kenan abinin vereceği önemli haberi de öğrendim. Hatice teyzenin dava dosyasını öne çekmişler. Müthiş haber. Bu müthiş haber uğruna şimdi sana yemek ısmarlayacağım. Yemek işini sonra ertelesek olur mu? Annem bugün taburcu oluyor da ofisten izin alıp annemi eve götürmem gerek. Bu da harika haber. Şimdi Venüs retrosu bitiyor ya. O yüzden böyle güzel haberler peş peşe geliyor. Oh maşallah. Ama Kenan abiye söyleseydin eğer, o sana bütün gün izin verirdi. Bütün güne gerek yok. Sadece taburcu olduğu zaman gidip alıp eve getirsem yeterli. İşimi aksatmak istemiyorum. Zaten bu iş sayesinde annemin tedavi sonrası masraflarını karşılayabileceğim. Tamam, tamam. O zaman bir an önce şimdi notele gidelim. Orada işlerimizi halledip ofise dönelim. Sonra da sen bir an önce dönersin, Kenan abiyle konuşup annenin yanına gidersin, olur mu? Hadi gidelim, hadi. Ya teşekkür ederim, zahmet oldu sana da. Afiyet olsun. Soğutmadan ye. Annem çok severdi de bu yemeği. Çok da güzel yapardı. Öyle or olmadık zamanlarda aklıma geliyor bazen. Koca dünyada yapayalnız kaldım. Çok özlüyorum annemi. Allah rahmet eylesin. Çok iyi anlıyorum seni. Ben de yetim öksüz büyüdüm. Zor. Kolay değil, çok zor. Başta kolay olmuyor tabii. O zamanla her şey geçiyor. Geçecek. Thank you.
okumayacağım. Odaklanabileceğimi sanmıyorum. Pilot bulunamadı mı hala? Dilerseniz arayıp bir gelişme var mı diye sorayım. Evet, derhal ara. Alo? Bir gelişme var mı? Evet. İsmi doğru. Bu kadar çabuk mu? Nerede? Bulmuşlar mı yerini? Evet, pilotun muhitini bulmuşlar.